Mülakatlarda Solid'in sıkılıkla sorulduğunu söyledik. Ve uzman bu prensiplerden bir iki tanesini sorar. Genellikle single responsibility, open close principle ve dependency inversion sorulur. Interface segregation ve least cost substitution prensibi. Şimdi least cost substitution'ı konuşacağız. Nispeten daha az sorulan prensiplerdir. Ben yine de bunları size aktarmak istiyorum. Least cost substitution prensibinde bu prensiplerle özdeşleşmiş fotoğraflar ve örnekler vardır. İşte bir havuzda yüzen bir gerçek ördek, bir de oyuncak ördek. İşte bunların ikisi hani ördek olarak düşünülebilir ama birisi oyuncak ördektir, birisi gerçek ördektir. Fakat bunların ikisi aynı soyutlama mekanizmasıyla desteklenmemelidir. Nedeni gerçek ördekle oyuncak ördekte sadece ördek ifadesi doğrudur. Yani birisinin pile ihtiyacı vardır, birinin pile ihtiyacı yoktur gibi. Yani bunlar aslında aynı şeyler değil, benziyor gibi duruyorlar. Şimdi bu soru size gelirse benim size önerim daha gerçekçi bir örnek vermenizdir. Yani projelerde gerçek projelerde karşılaşmadıysanız da böyle tecrübeleriniz yoksa da hani okulda vesaire yaptığınız, kendi başınıza yaptığınız projelerde karşılaşmışsınızdır. Örneğin işte bir işletme ile ilgili işletmenin iki tip müşterisi var. İşte birisi şahıslar, biri de şirketler. Şimdi şirketin unvanı var. Şahsın ise ismi var. Örneğin şahıs Engin Demiro. Şirket, örneğin İş Bankası. Unvanı yani. Şimdi bunları aynı tabloda tutup, yani müşteriler diye bir tablo tutup, diyor ki ben isim yapayım, firmanın ismini de aynı yerde tutayım, müşterinin ismini de aynı yerde tutayım. Yani mantık o. Bu şekilde davranıyor. Dolayısıyla bunun dezavantajı ne bize arkadaşlar? Şöyle ki, örneğin düşündüğümüz zaman, şöyle kalemi de alayım ben. Örneğin ad diyelim. Şimdi bu adı koydum. Örneğin müşterinin ismi Engin. Engin. Şöyle Engin. Müşterinin soyadını da tutmak lazım. Soyad. Şimdi her gerçek müşterinin bir soyadı var mıdır? Vardır. Zorunlu mu? Hani sisteme göre zorunlu olduğunu varsayalım. Yani bu alana girmek zorunlu. Girmezse sistem hata verecek. Ama müşterinin adına yani özel pardon tüzel müşterinin adına bakalım yani firmaya. Örneğin işte İş Bankası. Şöyle yazmak zor olduğu için kısa kısa yazacağım. İş Bankası. Şimdi İş Bankası'nın soyadı var mı? Yok. Mecburen siz burayı ne yapıyorsunuz? Bu alanı nullable dediğimiz yani boş geçilebilir özelliğini şu soyadın nullable'ı neyi? Yani o nullable'ı true yapıyorsunuz. Hani boş geçilebilir. Yarın öbür gün ne oluyor? Soyadı olmayan müşteriler çıkmaya başlıyor. Çünkü sistemde bug'lar olmuş, işte gönderilmemiş. Ama şu cevabı vermeyin. Yani programdan hallederim. Hayır, programdan halledebilirsiniz. Buna inanıyorum da. Fakat hatalı çalışmayan bir sistem bugüne kadar hiçbirimiz görmedik. Yani bug free dediğimiz hatasız sistemler, hatası olmayan sistemler yok yeryüzünde. Dolayısıyla hani bu zamanla burası kaynamaya başlıyor. Veya soyadı olan bir iş bankasıyla ve bir müşteriyle karşılaşabilirsiniz zamanla. Çünkü burasının ne olduğu belli değil. Dolayısıyla işte bizim ne yapmamız lazım? Bir müşteri temel tablosu yapıp ortak özellikleri bunun içinde. Bir tane gerçek müşteri, şahıs müşteri yani. Sen ben bir şahıs müşteriyiz. Bu bir müşteridir. Bunlar bir inheritance yapılır. Ama sadece ortak özellikler. Bir de tüzel müşteri. O da bir müşteridir. Ona da bir müşteri inheritance yapılır. Dolayısıyla artık bunlar kendi aralarında da switch edilebilir. Diğer prensipleri de bu yöntemle kaldırabiliriz. Kısacası Liskov Substitution Principle nedir? Liskov'un yerine koyma prensibi nedir? Liskov'un yerine koyma prensibi temel olarak şudur arkadaşlar. Sırf birbirine benziyor diye bunları aynı çatı altında toplamıyoruz.